Evet, şimdi Edirne ili map bin soru projesinde fen sorularına bakıyoruz. Şöyle Edirne yazalım, belli olsun. Edirne, evet. Şimdi verilen DNA moleküllerinden hangileri kendini onarabilir diyor. Şimdi kendini onaramayan durum karşılıklı iki tarafında boş olduğu durumlar, değil mi? Yani birinci ve ikinci durumda karşılıklı iki taraf boş olmadığı için kendilerini ne yapabilir? Onarabilir. Cevabımız. Bir de B şıkkı oldu o halde. Devam edelim. Şimdi şimdi burada da bazı bilgiler vermiş. İşte kutup ayısı, kutup ilgisi, çöl ilgisi, çöl faresi. Hangileri doğrudur? Şimdi bir. Farklı ortamlarda aynı türe ait canlılar benzer adaptasyonlar göstermezler. Yani bir kere ortamlar farklı olursa mesela farklı ortamda aynı tür iki canlı. Kutup ligisi çöl ilgisi. Benzer adaptasyonu mu var? Hayır. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyon gösterir. Evet. evet. Aynı ortamda yaşayan işte bu şekilde iki tane canlı benzer adaptasyon gösterir. Çölde yaşayan bir tilki kutup bölgesine götürdüğünde kürk rengi beyaza falan dönmez. Çünkü bunlar kalıtsal adaptasyonlardır. Hemen öyle e, modifikasyon gibi eski haline geri dönmez. Yani hangisi doğrudur dediğine göre cevabımız A seçeneği oldu. Şimdi geldik. Üçüncü soru basınç sorusu. Burada e, sabit debili akan bir musluk var. A noktasındaki basınç değişimi. Şimdi önce musluk bir kere şu bölgeyi şu bölgeyi dolduracak. O sırada A'da herhangi bir basınç artışı gözlenmeyecek. Yani bir süre A'da bir basınç artışı olmayacak. Zaten D şıkkı da basıncı direkt A'yı bir Güzel. noktadan başlatmış. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Önce önce burası doluyor. Da Daha sonra burası dolmaya başlarken A'da bir basınç artışı biraz hızlı hızlı olacak. Daha sonra artık şu kısım dolarken en üst taraf basınç artış trendi biraz daha yavaşlama eğilimi gösterecek. Ama yani yine artacak tabi. Cevabımız B seçeneği oluyor. Yani burada neye bakıyoruz? Önemli olan hangi noktaysa o noktaya ne zaman su değecek? Buna bakıyoruz tamam mı? Şimdi geçelim dördüncü soruya. Şimdi e, çevre şartları etkisiyle DNA moleküllerinin nükleotit izleminde ve kromozomda meydana gelen değişikliklere mutasyon denir. Bir de modifikasyon da tanımını vermiş. Kalıtsal olmayan değişiklikler. Tamam. Hangisi farklıdır diyor. Şimdi spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi modifikasyon. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması mutasyon. Sirke sineğin kanadının 16'da bir renk öbüründe bir renk olması yine modifikasyon. Arı lavralarında da beslenmeye göre değişim yine modifikasyon. Sirkesi, Van kedisinin gözlerinin farklı farklı olması bu hatta yararlı bir mutasyondur yani. Her mutasyon illa zararlı olacak diye bir şey yok. Bu yararlı bir mutasyondur. Yani vant bir olumlu bir özellik katmış. Şimdi hangisi yanlıştır diyor? İnceleyelim. D şıkkından bakalım. Şimdi kabartma tozu asidik. Bakıyorum kabartma tozuna. Kabartma tozuna pH 8.3. Yani demek ki bazikmiş. Demek ki D şıkkı yanlış. Kabartma tozu e, bazik özellikte. Bunları da böyle sorularda gördüğümüz zaman diğerlerine de bakalım. Mesela unuttuğunuz var işte akü sıvısıdır, domatestir, limon suyu, mesela insan kanı. Bak mesela bu unutulabilir. Kan demek ki nötr'e çok yakın olmakla birlikte bazik. Mesela bunu insanlar unutabilir yani. İşte sodyum hidroksit zaten sud kostik bunu biliyoruz şöyle. Sodyum idyoksin. çok kuvvetli bir baz. Bak neredeyse 14. Değil mi? Mesela akü sıvısı çok kuvvetli bir baz. Mesela mide ilacı baz. Midenin ilacı mide kendisi asit. değil. Ha asit ben baz mı dedim pardon? Asit evet. <laughs> Gibi Şimdi gelelim altıncı soruya. Burada da e, <laughs> basınçla alakalı bir soru. Şimdi birinci pozisyonda tek ayağı üzerinde ayakta duruyor. Tamam tek ayakta bir basınç var. İki de sırt üstü yatıyor. Şimdi sırt üstü yattığı zaman basınç çok az olacak değil mi? Evet. Sırt üstü yattığı zaman çünkü yüzey alanı Azal. büyüyor. Yüzey alanı büyüyor basınç azalıyor. İkinci pozisyonda iki ayağı üzerinde duruyor. Bir kere şey, üçüncü pozisyonda. Şimdi tek ayağı iki ayağına göre basıncın fazla olması lazım. Yani birin üçten büyük olması lazım. Tamam. Birin 3'ten büyük olması lazım. Ee, yine tek parmağının ucuyla durduğunda da en yüksek basıncı yapacak. Çünkü yere en az değiyor. Dördün de en büyük olması lazım. Bu durumda cevaba A şıkkı diyebiliriz. Tamam. Bu altıncı soruydu. Şimdi 7. soruya bakalım. Dünyanın yine konumlarıyla alakalı bilgi vermiş. Hangisine ulaşamayız diyor. Şimdi bakalım hangisine ulaşamayacağız. D şıkkından başlayalım. Şimdi Güney Yarım Küre'de 21 Haziran'da Güney Yarım Küre'de 21 Haziran'da ne yaşanıyor? Kış. kış. Değil Bizde yaz yaşandığına göre onlarda kış yaşanıyor. Yani şura şura pardon ha. Şu şu bölgede ne yaşanıyor? Kış yaşanıyor. Güneş ışınları eğik geldiğinden mevsime yaz demiş ve gündüzlere de uzun demiş. Şu ikisi yanlış, değil mi? Mevsim kış olacak ve gündüzlerde de kısa olacak, değil mi? Yani D şıkkında bir yanlış bilgi var, ulaşılmayacak, yanlış bir bilgi var. Evet, bu kaçıncı soruydu? Yedinci soru. Şimdi sekize bakalım. Yine basınç sorusu. Şimdi yüksek basınç, alçak basınç yazmış. Yüksek basıncın e, olduğu yer soğuk. Bak, güneşli olmasına rağmen soğuk görüyorsunuz. Bunlara dikkat edeceğiz, tamam mı? Yani güneş gördüğümüz zaman hemen hava sıcak demeyelim. Şimdi alçak basınçta da sıcak hava var. Tamam eyvallah. Rüzgarda yüksekten alçağa doğru gidiyor. Şimdi diyor ki hangisini yazarsa postere hata yapmış olur diyor. Şimdi alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi oluşur. Doğru. Çünkü alçak basınç alanı sıcak olduğu için ısınan hava yükselir. Tamam Bu doğru. Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazladır. Doğru. Soğuk havada yüksek basınç vardır. Yüksek basınçta hava yoğunluğunun fazla olduğu manasına gelir. Yani şurada D bölge ilk bölgede D yoğunluk ya yoğunluk fazla oluyor. Rüzgar alçak basınçtan yüksek basınç alanına doğru gider demek yanlıştır değil mi? Tam tersi olacak. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca yani soğuktan sıcağa gidiyor. 8. da böyleydi. Şimdi 9. soruya bakalım. Evet, DNA'nın eşleşmesi verilmiş. Hangisine ulaşılamaz diyor? Bakalım. Şimdi eşleşme sonrasında her bir DNA molekülünde 14 nükleotit bulunur. Bak her bir DNA molekülünde. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet her birinde 14 tane nükleotit var. Yine eşleşme öncesinde guanin sayısı timinden bir fazladır diyor. Bakıyorum eşleşme öncesinde guanin ve timin timinleri sayıyorum. 3 tane timin var. Guaninleri sayıyorum. 1 2, 3, 4. Evet guaninlerin sayısı timinlerden bir fazla. Eşleşme öncesinde DNA'da 7 tane nükleotit bulunmaktadır diyor. Hayır 7 değil 14 tane nükleotit var. Bir zincirde 7 tane var. Bana bir zincir dememiş. Yani sorularda Akif buna da dikkat ediyorsun. Yani DNA molekülü mü diyor bir zincir mi diyor. Mesela bak bazen şöyle soruyor. Eşleşme sonrasında oluşan DNA moleküllerinin Nükleotit dizilimleri aynı mıdır? Evet aynıdır. Ama bazen de böyle demiyor. Şöyle diyor. Eşleşme sonrasında mesela 1 ve 2 numaralı nükleotitlerin dizilimleri aynı mıdır? Hayır. Bunlar karşılıklı geldiği için karşılıklı gelenlerin aynı değildir. Tamam değil Bunlara dikkat edeceğiz. Bir ve iki, dört aynı, değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu kaçıncı soruydu? 9. soru. Aşağıdaymış 10. soruda. Hemen bakalım. Şimdi mermerin, sirke yüzünden mermerin renginin değişmesi yani asitlerin mermerle tepkimesi bir kimyasal olaydır değil mi? Şöyle kimyasal yazalım. Hangisinde buna ait bir örnek yoktur diyor. Suyun buharlaşması fizikseldir değil mi? Bütün hal değişimleri fiziksel olaydır. Ama yumurtanın pişmesi, demirin paslanması, elmanın çürümesi hepsi kimyasaldır. Şimdi 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda e, cevaplardan hangisi yoktur diyor. Şimdi çevre etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Bu kalemunun renk değiştirmesi adaptasyonla alakalıdır. Altı parmak kanser de mutasyondur ama tür içi çeşitliliğe ait yani varyasyona ait bir bilgi verilmemiş. Geçelim 12. soruya. Şimdi periyodik sistemle ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi helyum 2A grubundadır diyor. Yanlış. Şimdi helyum şöyle. Bir A'da. Yani değerlik elektron 8A'da. Değerlik elektron sayısı hidrojen 1A'da. Helyumun değerlik elektron sayısı 2. Ama yörüngesi tam dolu olduğu için 8A grubunda. Tamam mı? Birinci periyot 8A grubunda. Hidrojen elementi 1A grubunda bulunan bir metaldir diyor. Metal değildir. A metaldir değil mi hidrojen elementi? Şimdi 13. sorudan devam edelim. Şimdi e, ayaklarda perdeler ayağın yüzey alanının daha geniş olmasını sağlıyor. Yani katı basıncında neydi? Ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi ördek, ördeğin ayakları perdeli olduğu için yüzey alanı fazla oluyor. Basıncı azalıyor. Yani ördek bataklık gibi çamurlu yerlerde yaşadığı için kazlar vesaire batmıyorlar yere. Şimdi diyor ki bu ayaklar ördeğe ya da kuş neyse ne fayda sağlar. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Daha hızlı ve daha rahat yüzmesini sağlar olabilir. Çamur yüzeylere basınca daha az batmasını sağlar. Evet. Çamur yüzeye daha fazla basınç uygulamasını sağlamaz değil mi? Daha az basınç uygulamasını sağlar. Evet bunları da bu şekilde cevabını yapabiliriz. Şimdi bu soruya gelelim. Basınç sorusu. Şimdi burada eee F1'i şuradaki pistonun şu yüzey alanı S1 olsun. Buradaki pistonun yüzey alanı da S2 olsun. Buradaki arabanın ağırlığı da G olsun. Hemen F bölü S1 eşittir. G bölü S2 eşitliğini yazabiliyoruz. Tamam mı? Yazabiliriz. Burada mesela bazen şöyle sorular soruyor. Mesela diyor ki aynı F kuvvetiyle daha ağır cismi kaldırmak için. Mesela şu ağırlığı arttırmak için aynı F kuvvetiyle ne yapabilirsin diyor. Mesela şu S1'i azaltabilirsin ya da S2'yi arttırabilirsin. Tamam Bunlara dikkat ediyoruz. Ve burada iletilen aynen iletilen nedir? Basınçtır. Şimdi sıvılar ve gazlar basıncı aynen iletiyor. Katılar bir? ise aynen kuvveti aynen iletiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet hangisi yanlıştır diyor bakalım. Pascal prensibinden yararlanır. Evet basıncın aynen iletilmesi Pascal'dır. Sıvılar üzerine uygulanan kuvveti ve basıncı aynen iletir diyor. Şimdi basıncı aynen iletir lakin kuvveti aynen iletmez. Kuvveti aynen iletseydi buradaki küçücük bir kuvvetle kocaman arabayı nasıl kaldırıyor? Değil mi? Ya da mesela krikoyu arabanın altına koyuyoruz. Ayağımızla küçük küçük basıyoruz. Ya da berber koltuğuna oturuyoruz. Mesela 100 kilo adam oturuyor. Adam berber ayağının bileğiyle basa basa adamı koca adamı havaya kaldır. Demek ki kuvveti arttırıyor yani. Tamam. 14'ü de çözdük. Şimdi 15'e bakalım. Herhalde 16 soru vardı burada da. Şimdi kimyasal tepkimede kimler azalıyor? N ve L azalmış. K ve M de oluşmuş. Önce tepkimenin denklemini yazalım. Yani C şıkkına hemen ulaştık. Şimdi tepkime de 60 gram madde tepkimeye katılmış. Yani şu katılanlar 60 gram. Ama kaça kaç katıldı bilmiyorum. 35 gram M oluşmuş. M 35 gram oluştuğuna göre 25 gram da K oluşur. O zaman tepkimeye giren maddeler N, L'dir. Doğru. N ve L tepkimeye girmişti. Tepkime sonunda 25 gram K oluştuğunu da bulduk. Tepkimenin denklerini de bulduk. Tepkimeye 35 gram N, 25 gram ne katılmamıştır diyor. Katılmıştır deseydi de yanlıştı. Ulaşamıyorduk buna. Yani N ve L'nin kaçar gram tepkimeye girdiğine dair bir bilgim yok. Gizli Belki 59'a 1 girdi ne biliyoruz değil mi? Yani burada soruda katılmıştır deseydi de yine değişikliği yanlıştı. Yani çıkışta 25'e 35 oluştu diye girişte de 25'e 35 girecek diye bir kaydı yok ki. Belki de 50'ye 10 girdi. Bilmiyorum yani. Evet bu da 16 son soru. Asit yağmurlarıyla alakalı. Şimdi e, ne diyor bak volkanlardan yayılan gaz ve toz bulutları atmosferdeki asidik gazların oluşmasına sebep oluyor. ya Ayrıca fosil yakıtlardan işte CO2, NO2, SO2 gazları da havaya karışınca asit yağmurlarını arttırıyor. Ve temiz yağmur sularının pH'i 5.7 ile 7 arasındayken asitlerinki 5.7'den daha düşüktür. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım hemen hangisine ulaşılamaz. Şöyle biraz aşağıya indirelim bunu. Şimdi C şıkkına bakalım. Asit yağmurlarının pH değeri 5.7'den büyük olmalıdır diyor. Hayır 5.7'den büyük olursa asit yağmuru olmuyor değil mi? Normal yağmur oluyor. Asit yağmuru olması için pH'in 5.7'den düşük olması lazım. Evet, soru da bana diyor ki asit yağmurunun olması için pH'in 5.7'den büyük olması lazım. Ama burada da ne demiş? Bak temiz yağmur suları 5.7 ile 7 arasında normal asit pH 7.7'den daha düşük olunca asit yağmuru oluyor. Hı hı. Demek ki temiz yağmur suyu olmuyor. Evet. Burada da bunları Edirne sorularını bitirmiş olduk.